Bir de sloganımız var. Slogan şöyle. Boşu getir, doluyu al. Bunu getirdiğimizde doluyu alacağız. Milletvekillerim. İşte biz Sarıcakaya temsilen geldim. Oranın günlere inşallah. Tarım ve tarımdan kaynaklı olarak gıda aslında uzun yıllar meslek insanlarının stratejik gördüğü, önemsediği bir alan. Fakat pandemiyle birlikte dünyada özellikle gerek üretim gerekse tedarik zincirlerindeki bozulma sonucu bir anda dünya gündemine oturdu. Bu sanki yetmezmiş gibi bir de Rusya-Ukrayna savaşı bizim tarımı ve gıdayı tabir yerindeyse manşete taşıdı. Tabii ki biz bunun manşete taşınması yerine ta geçmişten bugüne hak ettiği şekilde değerlendirilmesini arzu ederdik meslek insanları olarak. Çünkü üreticilerimiz tabiat şartlarında üretim yapan insanlar. Yani bu seradaki ve ahırdaki faaliyetlerimiz de olsa bunların yine tabiat şartlarından etkilenen faaliyetler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu çerçevede de tarımın ve tarımdan hareketle gıdanın çok öne çıktığı bir döneme girdik. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı örneğin bir ayçiçeğinde İki önemli ülke bizim açımızdan tedarikçi, ikisi birden böyle bir hale girince ister istemez bizim de bazı aksaklıklarımız olacak gibi göründü. Ama Allah'tan daha önceden aldığımız tedbirlerle bunları olabildiğince hafif geçirdik. Tabii burada hak sahibine de hakkını teslim etmek lazım. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlı duruşuyla biz bir taraftar mantığıyla hareket etmedik. Yani biz Ukrayna'yı veyahut da Rusya'yı tutuyoruz demedik. Dedik ki her ikisi de bizim komşu ve dost ülkelerdir dedik. Eğer böyle yapmamış olsaydık bugünkü halimizi ben hiçbirimizin aklına getirmemesini isterdim. Çünkü o iki ülkeden belki de daha eşit, daha zor durumda olan bir ülke olabilirdik. Böyle bir duruşumuz, böyle bir dış politika tercihimiz şu anda her iki ülkeyle de temaslarımızın, ilişkilerimizin belirli bir düzeyde seyretmeye devam etmesini sağladı. Buradan hareketle de şunu ifade etmek istiyorum. Ülke olarak üretmek zorundayız. Üreterek biz kendimizi öncelikle doyuracağız, ihtiyaçlarımızı karşılayacağız, fazlası olursa da ihracat yapacağız. Bu noktada da kendi kendimize yeter ülke olmak elbette bu ideal olan bir taleptir. Türkiye'nin ve dünyada hiçbir ülkenin hiçbir zaman erişemediği bir durumdur bu. Hele malların böyle insanların serbestçe dolaştığı bir dünyada bir kendi kendimize yeterlilikten söz etmemiz doğru değil. Bugün Amerika gibi bir ülke de bizden pek çok ürünü ithal etmektedir. Bu son ay itibariyle en çok dış ticarette öne çıkan ikinci ülke olmuştur. En çok ihracat yaptığımız ikinci ülke konumuna gelmiştir. Ben son olarak bize sığınanları, bize misafir olarak gelenleri ve yurt dışında bizim ürünlerimize talep duyanları doyuran, bunlar için üretim yapan üreticilerimize, ki burada temsilcileri de var, sizler varsınız,
bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki üreticilerimiz var. Ve diyoruz ki, ey üreticimiz, sen üret yeter. Biz sizin arkanızdayız. Sen Cumhurbaşkanımızla, bakanlığımızla ve diğer bakanlıklarımızla, bu aziz millet sizin yanınızda, hemen yanı başınızda diyoruz. Bugün ilimizde çok değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Teşriflerinden dolayı Sayın Tarım Orman Bakanımıza hoş geldiniz diyoruz. Ve bu güzel toplantıya vesile olduğundan dolayı da şahsım ve ilim adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Sizler de lütfedip geldiniz. Bu güzel günde bir arada olduk. İnşallah istenilen hasılayı da hep beraber kazanacağımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar Eskişehir'e, Eskişehir'deki kırsal kalkınma projelerine gösterdiğiniz yakın alaka sebebiyle size, ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Bir akademisyen ve milletvekili olarak her zaman sürdürülebilir kırsal kalkınma dedim. Elimizden geldiğince sizlerin sesi olmaya çalıştık. Ankara ile Eskişehir kırsalı arasında köprü olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da o şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yaşanabilir bir kırsalı altyapısıyla, üst yapısıyla oluşturma adına bakanımızın ve ekibinin burada olması bizler için çok çok değerli.